Adamın tek şartı sen yoksan dört doğrasını çürümeye razı. Artık baban yok senin. Ana yok. Baba yok. Geçmiş olsun Mert'im Gökalp. Geçmiş olsun. Çocuğum. Ne haber? Yağmur soracaksan en son evdeydi. Bir de sizin telefonunuz yok mu ya? Telefonlaşın, konuşun, mesajlaşın yani. Yağmur'un telefon konuşmalarını bilmiyormuş gibi konuşuyorsun şu an Naz. İyi mi? Gayet. Neden? Ya kaza yaptım, önemli değil falan dedi ama ben... Küçük bir şey ya. Sorun yok yani. Minyonlarım. Kaç defa söyleyeceğim şu arabaya yalnız binme diye ya. Yalnız değilmiş ki zaten. Selim eniştenin misafiri çocuk da yanındaymış. Akgün. Nasıl yanındaymış ya? Ne işi varmış Yağmur'un arabasında bu adamın? Ay, Yağmur gelince kendisine sorarsın. Ben biraz plajda yürüyeceğim. Al sana Akgün. Gidip kendisine soralım istersen. Kaan nereye oğlum? Dur. Kaan! Dursana bir dakika. Senin ne işin var lan burada? Lan mı? Bir müsaade et aslan yavrusu, ne yapıyorsun ya, bir yavaşla. Allah Allah, bir sakin ol, bir Allah'ın denizi yani. Ayağımı sokuyorum, yasak mı, günah mı? Hayırdır ya? Oğlum Yağmur senin yüzünden mi kaza yaptı? Bak birader, seninle çok gergin başladık, anlıyorum. Ben unuttum. Eğer rövanş kovalıyorsan sen de unut. Oğlum sana bir soru sordum ben. Yağmur senin yüzünden mi kaza yaptı? Git kız arkadaşına sor. Oğlum Yağmur senin yüzünden mi kaza yaptı? Yağmur'a sorarız. Sağ ol, sağ ol. Gidelim. Lan bir daha sakın yapma bu hareketi. Duydun beni? Oğlum senin Yağmur'un arabasında ne işin var lan? Kardeşim dur, sal, dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sal ya, sal. Bir dakika, bırak yapsın erkekliğini, bırak. Hangi cevabı kovalıyorsun birader sen? Ha? Anlatayım ben sana. Bak şimdi. İndirmedi beni arabadan. Pek sevmiş beni. Ben de onu. Öyle böyle kaynaşmadık. Randını aldın mı? Bitti ne oğlum sen? Bitti ne oğlum sen bak? Ben seni bitireceğim ama. Ben seni bitireceğim. Alıştan bana, bir süre buralardayım ben. Göçmen bebesi. Sal. Gidiyor sana ya. Yeter. Yeter. Üf. Ne yapıyorsunuz siz? Kaan delirdin mi sen? Ya delirdiniz mi siz? Bu herif burada mı kalacak Yağmur? Evet. Babam ev tuttu, burada kalacak Kaan. Çok güzel Yağmur ya. Kaan bak sonra konuşuruz. Zaten yeterince de rezil olduk siteye. Hadi siz gidin. Hadi. Hadi. Hadi hadi. Hadi. Bana bak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Arkadaşım başlattı yani sevgilin. Ya karşılık vermek zorunda mısın? Karşılık versem hala yürüyor, konuşuyor olmazdı. Bak mis gibi sağlıklı çocuk. Sen hep böyle ortalıklarda dolanacak mısın? Ha? Hem ne bu böyle koynundaki, boynundaki taktığın, ucuna mermi? Ne yapıyorsun? Aklın sıra etrafa korku mu salıyorsun? Selametle. Bana bak. Burada olmak istemediğini biliyorum. Hatta buradan gitmek için neler yaptığına da şahidim. Ama benim çocukluğumun geçtiği yerlerde elini kolunu sallayarak dolaşman hoşuma gitmiyor. Anladın mı? Uzak dur. Arkadaşlarımdan, ailemden, kardeşimden. Anladın sen. Ya sen ne anlatıyorsun? Benim canım burnumda zaten. Yemişim seni de, aileni de, arkadaşlarını da. Manitanı da. Niye? Var git yoluna. Sizinle işim yok benim. Birbirimizi anladığımıza sevindim. Bir dakika, bir dakika. Sen böyle buraya gelip benim sinirlerimi hoplatmak zorunda mısın? Allah aşkına bir şey soracağım. Siz kimsiniz? Kapanmışsınız güvenlikli sitelerinize. Tepelerden yargı dağıtıyorsunuz. Az biraz çıkın sokağa ya. İnsan arasına karışın. Halkla bütünleşin biraz. Görüşmemek üzere. Bilmukabele. Ha bak bu arada şu karşısı Sakız Adası, hani doğru düzgün bir plan yapıp kaçmak istersen diye.
Sakız. Bunun ne işi var burada? Ha? Ne? Ne işi var? Nerede o? Tamam, alıp gideceğim şimdi. Benden bir şans istedin. Ne olduğunu bile sormadan razı oldum ama inan şu çocukla birlikte dibimizdeki evi tutmak olduğunu tahmin etmiyordum. O çocuğu niye yanımdan ayıramıyorum biliyorsun ama, değil mi? Biliyorum. Annem üzülmesin diye bir şey demiyorum. Ama şu çocuk yüzünden en ufak bir şey daha yaşarsak annem üzülürmüş falan dinlemem, her şeyi anlatırım ona göre. Tamam, anladım. Tamam. Yine de çok teşekkür ederim, sağ ol. Ama ben o evi size de yakın olmak için tuttum. Biliyorsun değil mi? Annem boşanıyorum dedikten sonra mı? Çok iyi. Size iyi tatiller. Yağmur. Sence annenle bir şansımız var mı? Hiç sanmıyorum. Bu enkazı kaldırman zor. Senle? Ben içimdeki her şeyi söyledim. Hiçbir şey kalmadı sana. Belki bir gün ben de içimdekileri dökerim. Şöyle baba kız karşılıklı bir dertleşiriz. Sen misafirine sahip çık. Yeter.